Herkese selamlar, ben Onur. Bu videomuzda yanımda ucuz ama performansı yüksek bir akustik gitar var arkadaşlar. Bu akustik gitarı beraber inceleyelim istedim. Öncelikle en ucuz akustik gitar dediğimiz zaman burada birazcık kafalar karışabilir. Çünkü böyle en dip fiyatlarda satılan gerçekten rezalet. Ya bu gitardan oyuncak bile olmaz dediğimiz gitarları incelemiyorum. Ya bir defa öyle yaptım. Markasını falan da kapatmıştım. Fakat yine de herkes dedi ki bu gitarın markası ne, ben de alayım madem en ucuzsa. Değil arkadaşlar. Ben böyle bir gitarı almanızı istemiyorum zaten. Orada almamanızı söylememe rağmen hala bir talep olmuştu. Bundan dolayı o kadar böyle kötü, rezalet gitarları artık incelemiyorum. Markasını kapatmış olsam da incelemiyorum. Madem dedim en ucuz gitar yapıyoruz, tamam yine ucuz olsun ama en azından almak isteyen aldığı zaman da burada sorun yaşamasın. Elime tuttuğum gitarı hem kendim hem de derslerimde eğitim verirken çalıyorum, deneyimledim. Bir haftadır çaldığım bu gitarı dedim ki artık evet, gerçekten güvenebiliyorum. Bunu inceleyebilirim. Hatta almak isteyenler de gönül rahatlığıyla alabilir. Bu karar vardıktan sonra video çekmeye karar verdim. Gitarımız Zuhal Müzik'ten geliyor. Cosmos marka. Cosmos markanın şöyle gördüğünüz gibi auditorium dediğimiz bir kasa çeşidi arkadaşlar. Bu aralar pek fazla dreadnought kasa önermek istemiyorum. Özellikle yeni başlayanlar çünkü çok zorlanıyor. Cosmos KDA24MHNAT diye geçiyor. Böyle gitarların isimleri birazcık uzun olabiliyor, model kodları. Hemen böyle dış özelliklerine biraz bakalım. Ben gördüğüm zaman gayet yakışıklı bir gitar gördüm. Ya böyle koyu renkler hoşuma gidiyor. Sapele maun diye geçiyor arkadaşlar. Ağaç cinsi. Hem ön hem yanlar hem de gitarımızın arkası sapele maun diye geçiyor. Böyle bir ağaç çeşidimiz. Ses deliğinin etrafına güzel şöyle beyaz bir işleme koymuşlar. Bu işlemelerin böyle tırnak koyduğun zaman çıkmaması özellikle uygun fiyatlı gitarlarda benim için önemli. Bundan önce incelediğim böyle uygun fiyatlı gitarlarda şöyle tırnağımı bir koyuyordum. Buradaki rozet bandı çıkıyordu arkadaşlar. Yapıştırma böyle poşet gibi bir şey koymuşlardı zaten. Böyle şeylerin süslemelerin de dayanıklı olması benim için önemli açıkçası. Yine aynı şekilde bütün kasın etrafını saran şu şekilde bir siyah bant var. Siyahın yanında beyaz çizgilerde kullanmışlar. Hoş olmuş. Direkt dışarıdan baktığımda böyle gitarı ayırt edebiliyorsun. Yani bir arka plandan gözüne çarpıyor. Gitarda benim yine ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi çok hafif olması. Bunu söylüyorum her gitar incelediğimde. Bu gitar normale göre ağır. Bu gitar normale göre hafif veya normal ağırlıkta diyorum. Ama bu gitar elinize aldığınızda sizi yormayacak veya taşırken sizi yormayacak. Özellikle gitar kursuna gidiyorsan veya ne bileyim okula sağa sola çok sık taşıyorsan bence çok uygun. Çünkü sırtında taşırken o ağırlığı hissetmiyorsun. Kucağına aldığında da seni yormayan bir gitar. O yüzden hafif kullanımı başlangıç için benim hoşuma gitti. Sonra gitarımız mat gövdeye sahip. Şöyle görüyorsunuz ışık yansımasından da zaten. Ayna gibi size yansıtmıyor. Mesela şurada benim klasik gitarım var. Bakın arka yüzeyine parlak. Direkt ayna gibi her şeyi yansıtıyor. Mat gövdeli böyle saten gibi veya parlak olmasının sese hiçbir etkisi yok. Açıkçası ben mat gitarları daha çok tercih ediyorum. Bir de özellikle video çekiyorum ya şimdi videolarda böyle gitar çalarken buradan böyle ayna gibi parlıyor. Işık tekrar kameraya gidiyor falan. Hiç hoşuma giden şeyler değil. Olabildiğince mat kullanmayı seviyorum. Parlak olduğu zaman hafif bir vücudunuz nemli terli olduğunda çok yapışıyorsunuz. Daha fazla leke kalıyor buralarda. Ben o yüzden matları daha çok öncelikle tercih ederim, onu söyleyeyim. Bu tamamen tabii ki de sizin tercihiniz. Gitar elime aldığımda tel yüksekliğine baktım. Fena değil. Yani bir sap ayarı yapma ihtiyacı duymadım. Seslerinde de herhangi bir bozukluk yoktu. Bundan dolayı eline aldığında gitarı ekstra bir ayar yaptırmana vesaire gerek kalmayacak. Ama sap ayarı yapmak istiyorum veya öyle bir şeye ihtiyaç duydum. Burada hemen sap ayarını yapabileceğimiz bir alyan deliği var arkadaşlar. Kolay bir yere koymuşlar. Bazı akustik gitarlar burada kapağın altında oluyor. Ses deliğinin oradan ulaşabilmesi alyanın ve buradan yapılması benim çok daha işime geliyor açıkçası. Bu tabii ki bu gitara özel bir şey değil. Akustik gitarların hepsinde bir sap ayar. Yani truss rod dediğimiz bir sistem bulunuyor arkadaşlar. Bazı klasik gitarlarda da bulunuyor yine aynı sistem. Üzerine gelen teller fosfor bronz diye geçiyor. Zaten böyle hafif sarımsı olmasından da anlayabilirsiniz. Sapı da rahat. C shape dediğimiz yani C şeklinde
Şöyle bir sapa sahip tam oval arkadaşlar. Bazı saplarımızın orta kısmı şöyle D shape dediğimiz saplar oluyor. Onlarınkisi farklı oluyor. Gitarı hem normal çalışımda hem de barel akorlarda hiçbir pozisyonda zorlanmadım. Beni zorlamadı, rahatsız etmedi. Gayet rahat. Gitarın bir handikapını yaşadım arkadaşlar. Ben yaşadım tabii ki bunu. Umarım sizler de yaşamazsınız. Gitar birazcık 3-5 güne akordu tuttu. Yani biraz uzun sürdü. Benim odada koyacak yerim yoktu. Cam kenarına koydum. Oradaki sıcak soğuktan da etkilenmiş olabilir. Ama bu akordu hemen bir günde oturmadı. Böyle birkaç gün sürdü. Ben tekrar tekrar akort ettim. Şu anda oturdu artık. Bu bir dezavantaj mıdır? Akort kaçırmıyor şu anda. Gitarda herhangi bir sorun yok ama dediğim gibi başlangıçta birazcık akordu geç oturdu. Yani her gün tekrar tekrar akort etmek zorunda kaldım. Bunu da söyleyeyim. Evet, birazcık sesine bakalım şimdi.
Evet, gitarın sesini de böyle farklı performanslarda duymanızı isterim arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Gitarla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.